Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok harika bir börek yapacağız. Böreğimiz hazır yufkadan. Fakat şu ana kadar yiyip de el açması zannetmeyen olmadı. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir börek. Ayrıca da çok pratik. Bir kez denedikten sonra neden bu kadar çok övdüğümüz siz de anlayacaksınız. Mutlaka bu böreği denemelisiniz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Ben böreğimi bugün patatesli yapıyorum. Fakat bu böreği her türlü içten deniyorum. İnanın hepsi çok güzel oluyor. Fakat bir kez patateslisini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ısrarla da öneriyorum. Bu böreği çok beğeneceğinize de eminim. Evet, böreğimin içi için 10 tane patatesi soydum ve rendeledim ve patateslerim kararmadan seri bir şekilde sularını sıkıyorum. Suyunu böreğimde kullanmak istemiyorum, böreğimi sulandıracağı için. Ee, ben 10 tane patates kullandım, fakat patateslerim küçüktü. Siz daha büyük kullanacaksanız sayısını biraz düşürebilirsiniz. Evet, şimdi tüm patateslerimin aynı şekilde gördüğünüz gibi elimle suyunu sıkarak başka bir kaba alıyorum. ne 2 adet orta boy rendelemiş olduğum soğanı ilave ediyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. tuzumu, karabiberimi ve pul biberimi de ilave ediyorum. En başta da söylediğim gibi 10 tane küçük boy patates kullanmıştım. 5 tane yufkaya iç malzemem tam denk geldi. Siz yufka miktarınıza göre patates miktarını azaltıp arttırabilirsiniz. Patateslerimizi pişirmedik. Çiğden kullanıyoruz. Böreğimizin içerisinde pişer mi diye düşünmeyin. Bu konuda kesinlikle bana güvenin ve bu şekilde de mutlaka deneyin diyorum. Ve tüm malzememi şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet böreğimizin iç malzemesi hazır. Artık böreğimizi sarmaya başlayabiliriz. Yufkalarımın hepsini ortadan ikiye keserek hazırladım. Yarım yufkamı tezgahıma aldım ve yanıma büyükçe bir su bardağı sıvı yağ ile unumu da aldım. Fakat unumuz yeterli gelmeyecek. Daha sonra bardağıma ilave edebilirim. Toplamda 2 su bardağı kadar un kullandım. Şimdi yarım yufkamın üzerine yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı kaşıkla gezdiriyorum. Burada kullanmış olduğumuz yağ miktarı yufkamızın büyüklüğüne göre değişebilir. Benim yufkalarım biraz küçüktü ve çok da iyi çıkmadılar maalesef. 2,5 yemek kaşığı yağ kullandım ben. Şimdi üzerine aynı şekilde yufkamın her yerine gelecek biçimde kaşıkla gelişi güzel 2,5 yemek kaşığı unumu serpiştiriyorum. Burada kullanmış olduğumuz un böreğimizi kıyır kıyır yapacak ve elde açma börek lezzeti verecek. Şu ana kadar kime ikram ettiysem mutlaka böreğiniz el açması mı diye sordular. Siz de yaptıktan sonra buna şahit olacaksınız. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Evet unumu da güzelce serpiştirdim. Şimdi hazırlamış olduğum iç malzememi yufkamın geniş tarafına bir parmak genişliğinde yerleştiriyorum. Ben bugün patatesli yaptım. Fakat dilediğiniz iç malzemesini kullanarak da bu böreği yapabilirsiniz. Ispanaklısını da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fakat benim favorim patatesli olanı. Evet, patatesimi şimdi güzelce yerleştiriyorum. kenarlarını hafifçe içeriye doğru kıvırıyorum ve böreğimi ileriye doğru sarıyorum ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmayalım Daha sonra ilk yufkamız tepsimizin ortasına geleceği için yufkama gül böreği şeklini vererek tepsime alacağım ve kalan yufkalarımı da aynı şekilde sarıp etrafından dolayarak devam edeceğim. Böreğimi tamamladım ve 5 yufkadan tam bir tepsi börek çıktı. Şimdi böreğimin üzerine sadece sıvı yağ sürüyorum. Herhangi bir başka sos kullanmıyoruz. Her yerinin bolca ve güzelce yağlanmış olmasına dikkat edelim. Bu işlemi elinizi bolca yağlayarak da yapabilirsiniz. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Fırınım 190 derecede ısındı. Böreğimi güzelce yağladıktan sonra kızarana kadar pişmeye gönderebilirim. Böreğim pişti ve nasıl kıyır kıyır olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Böreğim dinlenip soğuduktan sonra keserek servis tabağıma aldım ve soğuduğu halde görüyorsunuz hala kıyır kıyır çok lezzetli harika bir börek oldu. O yüzden de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın.